Ankara'ya gidelim, izleyicilerimize de hatırlatmıştım. Melike Görür'e gideceğiz. Çünkü İyi Parti'de kurultay önemli bir gündü. Şu an son gelişmeler, son bilgiler Melike'de. Melike, seni dinleyelim. Alkışları görüyorum. İyi Parti'de bambaşka bir gün olacak. Evet, artık resmi olmayan sonuçlara göre İyi Parti'nin yeni genel başkanı Mutavat Dervişoğlu oldu. Mutavat Dervişoğlu 3. tur oylaması sonucunda toplamda 611 oy aldı. Rakibi Koray Aydın ise 548 oy aldı. Ve Mutavat Dervişoğlu böylece İyi Parti'nin yeni genel başkanı oldu. Meral Akşener'den sonra İyi Parti'nin tarihinde ikinci genel başkanı olarak adını yazdırdı. Oldukça kıran kırana geçen bir kongreydi burası. Ve zaten 4 aday vardı. 3 tur sürdü. 3 turlu bir oylama oldu. İlk olarak oylar birbirine çok yakındı aslında. Birinci tur oylamada Koray Aydın en çok oy alan isimdi. Ancak saf çoğunluk sağlanamadığı için ikinci tura geçilmişti. Ve sonrasında ikinci turda ise Mutavat Dervişoğlu en çok oyu aldı. Zaten Tolga Akalın da birinci turdan sonra çekildi. Kimsenin lehine çekilmediğini söyledi. Ancak edindiğimiz bilgilere göre ki zaten seçim sonuçları da bunu gösteriyor. Tolga Akalın'a oy veren delegeler Mutavat Dervişoğlu'ndan yana oyunu kullanmış oldu. Şimdi Mutavat Dervişoğlu'nun bir teşekkür konuşması da yapmasını bekliyoruz. Şu anda sahnedeyiz. Ve Mutavat Dervişoğlu şu an için. Efendim, düşüncelerinizi alabilir miyiz? Şu anda zaten çok mutlu olduğumu biliyorsunuz. Bu büyük aileye layık olmak için elimden gelen her şeyi yapacağım. Gecemi gündüzüme katacağım. Ve iktidar yolculuğumuzu başlatacağım. Yarından itibaren nasıl bir İyi Parti görmüş olacağız? Neyse. Yarın görürsünüz, yarın görürsünüz. Evet, Mutavat Dervişoğlu'nun ilk sözleri bu şekilde oldu. Şu anda divana uğradı Mutavat Dervişoğlu ve tüm divan üyelerinin de elini sıkıyor. Çünkü kıran kırana bir mücadele oldu. Oldukça onlar için de yorucu, stresli bir kurultaydı. Ve en sonunda o 3 turlu oylamayla birlikte İyi Parti'nin yeni genel başkanı da belli olmuş oldu. Şu anda resmi sonuçlar açıklanıyor. Bir ona kulak verelim. Sayın Mutavat Dervişoğlu 611. Sayın Mutavat Dervişoğlu, hayırlı olsun. Evet, resmi olarak da açıklandı. Yeni genel başkanımız Mutavat Dervişoğlu'dur denildi ve belirttiğimiz gibi o oy oranları da aynı şekilde divandan açıklandı. Koray Aydın 548 oy aldı. Mutavat Dervişoğlu 611 oy alarak İyi Parti'nin yeni genel başkanı seçildi. Ve şu an için ilk olarak sloganlarla karşılandı. Sonrasında ise sahneye çıktı. Divanı elini sıkmak için ve şu anda da dakikalar sonra Mutavat Dervişoğlu'nun teşekkür konuşması yapmasını bekliyoruz. Ve şu anda sahne oldukça kalabalık. Biz de buradayız. İyi Parti'nin açısından oldukça heyecanlı bir gündü. Kıran kırana bir yarış vardı. İyi Parti ilk kez çok adaylı bir kurultaya gitti. Olağanüstü kongreydi bu ve bilindiği üzere 3,8 oy oranının ardından Akşener aday olmayacağını açıkladı.